yani her şeyi yaptım ben hayatımda. Ben şimdi o zaman diğer biraderlerim gibi köylü parçası, tahsili yok. Elim, medresede elimde yok. Ne yapacağız işte böyle ağalık tipi köyde. Öyle alacaktık. Onun için Risale-i Nur hem ilim öğretti, hem hayatıma değişiklik yaptı, hem hakikati anlatmasına vesile oldu, anlatılmasına, yerleşmesine. Hem elhamdülillah Risale-i Nur camiasında birçok insanlarla görüşmeme şey oldu, sebep oldu. Risale-i Nur'da hiçbir Arapçaya başkayla çalışmadığım halde Arapçayı öğrendim Risale-i Nur'dan. Farsçayı yani %80'i anlamak suretiyle öğrendim. Bütün bunlar hayatımda çok büyük şeyler oldu elhamdülillah yani. Bir Müslüman olarak, mümin olarak yaşamama o vesile oldu, o irşad etti. Yoksa ben bir şey değildim. Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. ...952'de okul bittikten sonra Ağrı'ya gittim. Ağrı'da memuriyeti orada başladık. Orada şey, Risale-i Nur'u tamamla tanıdık falan. Orada cemaatta iyi bir hakikaten çok mübarek cemaat vardı yani. Üstadım orada Doğu Bayezid'de tahsil yapmış, şahit tahsil yapmış olduğu şeyler vardı. Muhammed Celal Efendi'nin oğulları vardı, Molla Sıddık. Molla Sıddık talebeydi yapmıştı da yani. Bu Şeyh Nizam vardı. Onlarla falan tanışıyorduk orada cemaate. Ondan sonra ben askere geldim. 7. Sıbı Okulu'na, şeye, İstanbul'a. 1955'te. Cumartesi, 7. Sıbı Okulu, o zaman şeydeydi, istiham olduğumuz için İstanbul'daydı. Çağatane'de. Cumartesi, pazar da şeye gelelim, devam ediyorum, Çiraz Meşit'te yani. Yılbaşı oldu, bize bir hafta tatil verdiler. Çiraz Meşit'te de Ahmet Aytemir abi kalıyordu, Mehmet'in birinci kalıyordu. Hakkı diye bir kardeşimiz vardı, sağlıkçı. Yüzey Şenler vardı. Yüzey Şenler kalmıyordu, şeydi de o başka yerde kalıyordu. Ötüken üçü dershanede kalıyordu. Ya, Ahmet abi dedim ki, Ahmet abi ben bir hafta tatil verdim, ben üstüne ziyarete gideceğim yani. Bana adres ver falan dedim. Ya, o zaman Ahmet abi hala öyle çetin davranıyor ya. Evet. Dedi, ne yapacaksın üstüne dedi, şimdi bağırladı, kış günü bulamazsın, ne yapacaksın gideceksin falan filan. Bana adres vermedi yani. Fakat abi dedi, ben gidiyorum da memleketle yakın. Memleketi bulursam, bize bulmazsam orada memleketle giderim, dönerim dedi. O zaman dedi ki, yine adres vermedi de dedi ki, şey yap dedi yani. İşte Zübeyir abi görürsün, işte bizim burada hizmetlerimizi söylersin dedi yani. Elimizden gelen hizmetleri yapıyoruz, görüyorsunuz falan diye. Böyle ayrıldık yani. Ben Isparta'ya geldim şeyde. Askeri kıyafet değişmedim yani. Öğrenci kıyafetiyle, asker gibi. O beni burada bağladığınca kapıma karıştı, ben aklıma şey koydum, Hüsur abiye koydum. Dedim ki Hüsur abi ziyaret edelim, ondan adres alırım dedi yani. Biz abi iki namazı camide kıldıktan sonra bir orada bir yaşlıyatı sordum, dedim ki Hüsur abinin evini biliyor musun efendim? Dedi benim mahalle arkadaşım dedi. Ben de çoktan görmedim, gel beraber gidelim dedi, ben de bir ziyaret edeyim diye. Gittik, kapıyı çaldık falan. Genç bir kardeşimiz geldi. Sonra da öğrendik ki o da şeymiş, Vahşami Bey'miş o zaman hizmetinde bulunuyormuş. Ha. Bu arkadaş dedi, Hüsur abi, Hüsur efendi ziyaret etmeyi istiyor. Ben de arkadaşım dedi, mahalle arkadaşım, ben de bir ziyaret etmeyi istiyor efendi dedi. Gitti geldi, dedi ki rahatsız kabul edemeyecek dedi. Ondan sonra öyle deyince ayrıldık tabii. Onu atlattıktan sonra ben bir daha gittim yani. Tekrar dedim ki ben geldi yine Vahşami abi. Ben de İstanbul'a geliyorum. Üstad'a ziyaret edeceğim, adresini bilmiyorum. Demiş Hüsur abi, hem bir ziyaret edeceğim, ben adres alacağım dedi. Gitti geldi, ondan sonra peki dedi. Gittik. Ufak odası vardı, önüne ufak masa koymuştu. Hakikaten mübarek abimiz yani. Ondan işi bir de havası değişikti yani, içeri girdiğiniz zaman böyle. Evet. Alevi hava yapıyor. Bana yarım saat kadar ben ders yaptı. Ondan sonra bana Üstad'ın evini çizdi. Kuru çizini çizdi. Sokaktan numarasını verdi. Adını verdi. Buna göre git dedi. Kimseye sorma dedi yani. Gittim ben. Akşam yakındı işte. Bir saat falan vardı hemen. Ben. Zili çaldım. O
Şimdi Spartan kaldığı evde tabii dıştan giriliyordu o zaman. Alt yoktu yani. Orada avluydu. Bordo kapısı vardı. İki kanat. Yine bastım. Beraber o kadar tanımadım bir şey. Bilmiyordum yani. Sonra geldi. Kendisi tanıdı. Ben Zübeyir falan dedi. Abi ben İstanbul'a geliyorum dedim. Orada kardeşlerine selamlar var. İşte üstadı ziyaret etmeyi istiyorum dedim. İşte biraz şey yaptık. Dedi kardeş dedi, bu saatte ben üstada söylesem dedi ziyaretçi var. Bizi çok tedip eder dedi yani böyle şey yapar. Fakat dedi sabahleyin gel. Eğer sana alakan varsa belki izi kabul eder yani. İsrarla bunu söyledi bana 3 defa. İsrarla alakan varsa belki kabul eder. Ben fazla ısrar etme ayrıldım. O tarafta bir otelde yattım. Dedim sabah erken kalktım. Bir boy yaptı saldım yani. Namazı da şeyde kıldım. Otelde. Otelin altında kıraathanesi var. Endim oraya ama güneş hafif çıktı böyle. Dedim biraz daha bekleyeyim hiç gideyim dedi. Çay getirdik olsun. Yarısını çay içti içmedim. Baktım pencereden birisi vuruyor yani. Cam aşağıdan. Evet. Zübeyir abi yani. Hemen ben dışarı çıktım ben. Dedi kardeş sabahtan söyledim dedi. Üstada. Üstad bize çok şey yaptı dedi. Ben niye haber vermedin akşam niye bıraktınız dedi. Ben gideyim dedi. 20-30 önden sen peşimden gel dedi. Yani. Öyle peş peşe gittik yani. O kapıyı açık bıraktım. Girdim. Ondan sonra dışarıda merdivenine çıktık. Üstadın şimdi kaldığı odada karyolun üstündeydi. Karyolun üstünde oturmuştu. Yorganı üzerine almış. Karyolun önünde Ceren abi oturuyor. Ceren abi yanında Bayram abi oturuyor. Zübeyir abi işaretledi. Ben de Bayram abi yanına oturdum. Zübeyir abi de benim yanıma oturdu. Ceren abi fasikül halinde mesleği okuyordu yani. Ders evet. Okuyordu. Ders, ya ben arası üstada bakıyorum. Zübeyir abi işaret ediyor diyor. Derse baktı yani. Hiç bakmadı ya. Ondan sonra ders yarım saat sonra devam etti. Ondan sonra üstadları dersi Fatiha dediler. Ben elini 3 defa ziyaret ettim. Dedi ki bunlar bana haber vermedi. Versin seni dışarıda bırakmazdım dedi. Bakacağım. Ondan sonra memleketimi sordu falan. Dedim ki bu memleketi çaylayayım dedim işte ben. Dedi ki Ceren hemşehrisin dedi. Ondan sonra üstadları orada bana 3 defa ısrarla şey yaptı yani. Sübhane kardeşim sen benim ruhuma çok yakın geliyorsun diye be. Ben bilmiyorum üstadıya işaret ettik o neydi. Fakat ben bu şeyi anlattım. Şeyi daha görmüştü ya. Evet. Ona şey yaptı, onu hatırladı fakat onu izle durmadı yani. Durmadı. Şimdi bu arada üstadın her şey, üstadın konuşmaları böyle şak şivesiyle. Benim de konuşmam biraz şeydir yani böyle insanımda şey var, tutukluk. Zaman zaman Zübeyir abi şey yapıyor. Ceren abi bayrama çıktı. Ondan sonra üstadları, yani 15 mektupta diyor, üstadları gereği kadar yaş yakalama için diyor. Ya bir sene beklemek lazım, ya da dünü bugün görmek lazım. Ruh diyor, kemalat bulduğu zaman zamanında kayıtlı değildir diyor. Evet. Yani üstadım o halini ben orada teşhis ettim. Üstadları bana bir de ben önüne ağırladım, emniyet yaptım. Oradaki kardeşlerine tanıştım. Oradaki işte, hocasının talebe şeyle oğulları efendim doğudan da bana doğu bazlaştı. Doğu bazlaştı onları sordu. Olasılığı sordu, şey nizamı sordu. Orada cemaat sordu, döndü. Bu defa bu sorusunda o üstadla gibi başkası geldi yani. O kadar fesih konuşuyor ki, o kadar rahat konuşuyor ki öyle. Şey mesela bir kadın şey kayıyor yani. Ağrı'ya döndü. Ağrı'da Ahmet Bey vardı, beraber menfi olmuşlar. Fecir Alparslan'ın babası. Evet. Yani onu bana sordular. O da cemaate kertiyle sordu böyle. Hep bir şey yaptı. Siz hiç bahsetmediniz aslında. Hiç bahsetmedim. Hayır hiç bahsetmedim. Oradan soruyor. Hiç ben ağrıda memnuniyet yaptım. Şey yaptım. Katiyen bahsetmedim yani. Zübeyir abi falan da bahsetmedim ben yani katiyen. Evet. Ondan sonra dedi ki ben seni birkaç gün burada bırakmak isterim. Fakat dedi şey yapıyor dedi. Çok takip ediyor. Sen git dedi yani. Fakat nereden yiyeceksin diye sordu. Dedim ki buradan memlekete gideceğim, oradan döneceğim şey efendim İstanbul'a dedim. Ha, o zaman Zübeyir abi içeri tabii. Zübeyir abi dedi ki Şükrü'nün saat Şükrü var şey dedi Eskişehir'de. Bana dedi, adresini ver dedi onu şey benim için. Bana dedi ki orada Mucize Kur'an 29 cüz oradadır dedi. Saat Şükrü'nün yanında. Bir cüz de Ahmet'in yanında dedi. Bak, ben Kirazlı Mescid'de cumartesi kadar gidiyorum derse onu da demedim yani. Bir şey diyor, Ahmet'in yanında diyor.
Ahmet onları bastırsın dedi yani. O şekilde oradan ayrıldık senin huzurundan. Bir tarafta Zübeyir abi bir çay ikramakta, adres verdi. Ayrıldık fakat dış kapıdan çıkar çıkmaz. Acayip bir şey yani böyle. Ben hala o hayatta tabii koku yok şiir. Gül kokusu ama insan ruhunu böyle inşa ediyor, şey yapıyor böyle. Aşağıya şey açıyor yani böyle. Evet. Öyle bayağı ta istasyona kadar böyle devam etti hafifler vardı. O şekilde kısmet oldu yani. Halen işte o duaları da aldınız. Elhamdülillah. İzlediğinizde devam ediyorsunuz evet, maşallah. Evet. Büyük bir hizmetimiz olmadı mı kopmadık ama büyük bir hizmeti olmadı kopmadık da yani. Kopmamak da güzel bir şey oluyordur inşallah. Afyon'dan Denizli Aydın'a trenle geçtim. Resmi elbiseye gittim. Dört Mehmetlere. O zaman hapishaneler şehrin içindeydi. Aydın'ın en orta merkezinde. Kim bu Dört Mehmetler? Bu Dört Mehmetler Sarraf Mehmet, Terzi döverek öldürülen Terzi Mehmet abi, Mehmet Oğuz. O Terzi Mehmet, Keresteci Mehmet. Kereste işleriyle uğraşıyor. Bunlar Risale-i Nur... Nurculuk faaliyetinden tevkif edilmişler. 58 senesi Haziran'ı de benim. Soyadları hatırınızda mı? Yani bir İkisi Mehmet Büker, Mehmet Oğuz. Öteki iki Mehmet'in hatırımda tamam. Değil. Tabii resmi elbiseyle gidince hapishane müdürü şöyle bir düşündü. Herhalde üstadın tasarrufu mu ne? Bir gardiyan çağırdı. O dedi, Dört Mehmetlere götür göster dedi. Gardiyanla gittik. Onlar demir parmaklıkta. Ellerini sıktım. Dedim üstadın müjdesi var. Merak etmeyin. İlk celsede çıkacaksınız. Ben oradan tabii 3 hafta bir izinim. Karacısı'ya geçtim. Onlar 3 gün sonra Cuma'ydı galiba Allah'a alem. İlk celsede tahliye olmuş. Tahliye olmuşlar. Öyle.